Merhabalar, Hayalimdeki Yemekler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapımı oldukça pratik, inanılmaz lezzetli, muhteşem kavala kurabiyesi tarifini hazırladım. Çok lezzetli oluyor. Hadi gelin sizleri fazla bekletmeden hemen yapımına başlayalım. Kavala kurabiyemizin hamuruna başlamadan önce 1 su bardağı çekilmiş badem, 1 su bardağı da unu tencereye alıp hafif rengi sararana kadar kavuruyorum. Çok fazla değil ama böyle renginin biraz daha değişmesini sağlayalım. Çok güzel bir şekilde kavurduk. Kenarda soğumaya bırakıyoruz. Şimdi hamurunu hazırlayalım. 250 gram oda sıcaklığında beklemiş tereyağı. 1 su bardağı pudra şekerini ilave edip iyice karıştırıyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 adet yumurta, 2 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu, 1 paket şekerli vanilini ilave ederek yoğurmaya devam ediyorum. Ben biraz kavurmuş olduğum badem ve unun soğumasını bekledim. Bu aşamada artık onları da ilave edebiliriz. Biraz maksat zaman kazanmaktı. Badem ve un karışımına da ilave ettikten sonra yoğurmaya devam ediyorum. Ben toplamda kavurmuş olduğum unla birlikte 4 su bardağına yakın un kullandım. Ama siz azar azar ilave edin. İhtiyaç durumuna göre sonradan ilave edebilirsiniz nasılsa. Önemli olan çok sert olmayan, şekil alabilen bir hamur olması. Hamuru iki parçaya kesiyorum. Şekil vermek için uzunlamasına olacak şekilde açıyorum. Bu tamamen size kalmış. İsterseniz tek bir parça yapıp bütün halde de yapabilirsiniz. Ama ben biraz daha pratik olmasını istediğim için bu şekilde yapmak bana daha kolay geldi. Şekil verme kısmı oldukça basit. Klasik bir çay bardağı ile ay formunu veriyoruz. Ben önce böyle biraz daha büyük bir bardak kullandım ama baktım ki çok büyük oluyor. Daha normal olan çay bardağıyla aynı şekilde yapmaya devam ettim. Arta kalan parçaları tekrar elinizde toparlayıp yine ay formunu verin. Hamur bitene kadar aynı işlemi tekrarlıyoruz. Bu arada lütfen sesimin kusuruna bakmayın. Uzun zamandır sesli olarak video atmamamın en büyük sebebi sesim kısıldığı için ses montajını yapamıyordum. Ama bugün çok şükür biraz daha iyi. Hazırlamış olduğum kavala kurabiyelerini önceden yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştiriyorum. Bu ölçüden tam büyük bir tepsi kavala kurabiyesi çıkıyor. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında alt üst ayarda fansız olarak pişirmeye gönderdim. Üzeri çok hafif kızarınca artık tamamdır. Soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri serpiştirip servis yapabilirsiniz. Saklama kabına kaldırdıktan sonra ister derin dondurucuda ister hava almayan bir kutuda uzun süre saklayabilirsiniz. Her videomda olduğu gibi tarifim tam da bu kısma kadar. İzlediyseniz küçük dahi olsa bir yorum yaparsanız, beğeni yaparsanız çok sevinirim. Beğenileriniz, yorumlarınız benim için çok kıymetli, altın değerinde. Şimdiden beğeni ve yorum yapacak olan herkese de teşekkür ederim. Ayrıca kanalıma abone değilseniz hemen şimdi abone olabilirsiniz. Kenardaki zil işaretine basarsanız da paylaştığım tariflerden anında haberdar olursunuz. Tabii sadece YouTube'dan değil, Facebook'tan, Instagram'dan hatta TikTok'tan bile Hayalimdeki Yemekler olarak takibi alabilirsiniz. Eğer YouTube'da sesim çıkmıyorsa bilin ki Instagram'da paylaşım yapmaya devam ediyorumdur. Çünkü orada daha çok günlük paylaşımlar yapıyorum. Gördüğünüz gibi kurabiyelerimiz servise hazır. Kesinlikle gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Şimdiden yapacak olan herkese de afiyet olsun. Bu lezzet kaçmaz diyorum. Bir sonraki tarifimizde tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.